Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berkay. Bugünkü yepyeni bir videomuzda hoş geldiniz. Videomuzun başında da görmüş olduğunuz üzere bugün mantarımızın güzel bir tandem halini yapacağız. Tandem dorsisi artı bir de tandemin kendisi, yani tırımızın arkasına tam şu boşta bir tane dorsi gelecek. Böyle tam üstüne gelecek, bir de arkasına ekstra böyle uzun o kıvrak dorsi var ya, onunla yapacağız. Yani iki tane, bir kelle bir de arkaya dorsi olunca tandem oluyor. İşte bunun kurulumunu yapacağız. İlk başta ben sizlere alacağınız arabayı göstereyim. Yapmanız gereken işlem şu şekilde olacak, bilginiz olsun. Aracı almanız lazım sıfırdan tekrardan. Aracı aldığınız zaman ise zaten ben sizlere bu save'i vereceğim. Burada radyo çalıyor. Her neyse, çekici galerilerine giriyoruz. Buradan seçeceğiniz aracı gösteriyorum ben. DAF MAN çevrim içi satın al. Buradan şöyle göstereyim sizlere. Euro 6. Buradan buradaki 6 çarpı eksi 2, bunu almanız lazım. Bunu aldığınız zaman dorse yani normal kellemiz tam oturuyor. Ayrıca de normal aracımızın üstünde olan rüzgarlık eklemeyin arkadaşlar. Çünkü birazdan göreceğiniz tam şuraya böyle dorse, buraya ekleyeceğimiz parça tam böyle sıfıra sıfır yanaşıyor. Eğer ki siz bu sefer rüzgarla eklerseniz şöyle bir uzuyor parçamız. İç çekiliyor ve kötü gözüküyor. Sizlerde gözüküyor. Zaten karşıdaki oyuncu da bomboş gözükecek. Arkada böyle bir dorse almış, manyak etrafta böyle geziyor diye düşecekler. Ama aslında sizin gözünüzden görmüyor. 24'ünde de yayın yapacağım. Bu manı full anlamıyla toplayacağım. O daha demin dışarıda gördüğünüz man var ya, onu komple toplayacağım. Bu arada bir tane de dorsemizi alacağız. Bir dorse almamız gerekiyor. Dorsi satın alma. Buradan herhangi bir dorsi olabilir. Ben rastgele bunu direkt satın alıyorum. Hiç modifiye etmenize gerek yok. Olduğumuz bölge gönderiyorum. Tamam diyorum. Dorsi sırtınıza almayın. Bilginiz olsun. Dorsenin plakasını, eğer ki birden fazla dorseniz varsa, dorsenizin plakasını araştırın. Direkt olarak çıkacak zaten. Yapacağım işlemlerde de göreceksiniz. İlk başta sırtımızı parçaya eklemek için Quick Save alacağız. Aracımız aynı bu şekilde. Geliyoruz. Hızlı kaydımız Del tuşu. Global olarak da Scroll Lock tuşudur. Hızlı kaydımızı alıyoruz. Sol üstte de gördüğünüz üzere. Şimdi ise masa üstüne geçiş sağlıyoruz. Öyle değişik bir sesler olabiliyor. Yeni bir şeyler denemeye çalışıyorum. Yapmamız gereken işlem şu şekilde oluyor. Ben burada zaten modları topladım. Ne var ne yoksa. Buradan hangisiydi o? Bu değil. Aa, modu karıştırdım. Tandem ha, burada. Bunu açıklama kısmında vermiş olduğum Discord sunucusundan gidip indiriyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Dur, hatta şöyle olsun. Ha, tamam. Zaten şu hemen sol üstte görmüş olduğunuz partnerler var. Belirli partner, belirli de programlar var. Onları da kullanabilir. Discord sunucularına da gidebilirsiniz. Güzel lokal modlar var. Sim dashboard'la Traki hariç onlarda lokal mod yok. Yapmanız gereken işlem zaten burada gerekli kodlar var. Trailer kodumuz burada. Normal kodumuz da burada bulunuyor. Bize burada tüm kodlar verilmiş. İstediğimiz dosyada burada. Resim olarak bakmak gerekirse hemen sizlere şöyle göstereyim. Bu dorsiyi ekleyeceğiz. Buradaki parçayı da şimdi ekleyeceğiz. Bu dorsi oluyor. Airlines ailesi yapmış. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Yapımcısı Airlines ekibinde de SPL'i. Gayet güzel modları var. Bir sonraki modlarda da Skoda'ya bayrak ekleme yapacağım. Güzel bir mod gerçekten. Şimdi yapmamız gereken işlem, hızlı kayıt almıştık. Hızlı kaydımızın olduğu konuma gidebilmek. Belgeler, Euro Truck, buradan profile'ı buluyoruz. Profile'ın içine giriyoruz. Hızlı kaydımızı 20-50'ye geçe yakın aldık. 20-50'de Save, Quick Save ve Game C dosyasına SLL Dispatcher'i sürüklüyoruz. Game dosyasını açıyoruz. Ve içerisinden gitmemiz gereken tek bir konum var. Eğer yeni başlıyorsanız bu save'de sıfır. Bunu da zaten sizlere vereceğim yakın zamanda. Yapıyorsanız benden size tavsiye, Buz Job Log'u yapın. Buz Job Log yazıyoruz. İniyoruz. Bir tane daha iniyoruz ve buraya. Ben daha sıfır save olduğu için sizlere göstermeni yapayım. Bunu da herkes yapabilir. Yeni başlayan da, yeni başlayamayan da. Bu şekilde ekliyoruz.
Buraya 0 yazıyoruz. Buraya 1 yazıyoruz. Çünkü bir tane modumuz var. Bu da ilk olduğu için 0'la başlıyor. Buradan bu kodumuzu kopyalıyoruz. Şuradaki parantezin altına enter yapıştırıyoruz. Daha sonra burası işlem bitiyor burada. Aracımıza ekleyeceğimiz kod geliyor. Aracınızda beygir eklemediyseniz şey sorun yok. Kodlarla ekleyeceğiz. Bunun için ilk başta buradaki main mon tgx adındaki kodu yapacağız. Bir dakika. Kopyala. Aa, yanlış attık. Tamam. Yapıştırıyoruz. Yukarı diyoruz. Yukarı çıktı. Evet. Biz bu şekilde biraz daha zor buluruz. Böyle yaptık mı zinc diye gidecek. Burada herhangi bir aracın datasını da ekleyebilirsiniz. Benden size tavsiye yukarı doğru çıkın. En son ne eklenmişse ona bir tane ekleyin. Şu şekilde yani şurayı kopyalayın. Adam Vehicle'a kadar. Gelin buradaki parantezin altına iki enter yapıştırın. Tam ortaya yapıştırın kodunuzu. Burada var olan kodu kopyalayın. Gelin buraya yapıştırın. Daha sonra sıfırı silip bir yapın. Buraya gelip aynısını kopyaladık ve değişik bir kod olması için sıfırı silip buradan bir yapıyoruz. İki tane neredeyse aynısı. Biri 30, biri 31. Buraya kopyalıyoruz. Buraya yapıştırıyoruz. 45 yazıyoruz sıralamaya göre. Aracımızın üstünde çalışacak. Herhangi bir sorun çıkarmayacak. Onun haricinde dorsemizi almıştık. Şimdi ise dorsemizi ekleyeceğimiz kod geliyor. Ama ve lakin modumuzu atacağımız konumu ilk başta bir bakalım. Tekrardan açayım ben dosyamızı. Dosyamız Home SPL Man Tandem adında bir dosya. Man Tandem dosyası bize verilmiş. Home dediği yer oyunun belgelerim klasörü. Belgelerim etiski. Biz SPL adında bir dosya açacağız. Bunu kopyalıyoruz. Geliyoruz buradan. Profil. Euro Truck. Ve buraya bende var. Ben şunu şöyle sizlerle birlikte sileyim. Buraya geliyoruz. Sağ tıklayıp yeni file, new file ismini de SPL yapıyoruz. Copy, paste bu şekilde. Daha sonra SPL'nin içine giriyoruz. RAR dosyamızın içerisinde bulunan Mantendem dosyası artı buradaki hatta isterseniz hatta şöyle de yapabilirsiniz. Kafanız karışmaması için içine atın. İleride kodları arayıp da bulmak isterseniz biraz daha zor olacaktır. Ben şunu atayım. Bu şekilde yapıyoruz. Bunu kapatıyoruz. Daha sonra burayı da kapatıyoruz. Evet, ben trailer kodunu kapattım yanlışlıkla. Trailer kodumuzu açalım. Şu şekilde yapıyoruz. Şöyle alalım biz kodumuzu. Burada bir tane bir tane dorsemiz vardı. Dorsemizin plakasını öğrenelim hemen sizlerle birlikte. Şöyle yapayım da sıkıntı yaratmadım. Yine A yarattı. Her neyse. G'ye basıyoruz. Buradan dorsiyon yöneticisi dorsiyon yöneticisine plakamız neymiş? 3502. 3502'ye hemen gidiyoruz. Hemen şöyle gidelim biz. 3502. Buraya 3502 yazıp yukarı diyoruz. Bize direktmen zaten dorsiyonumuzu götürüyor. Buradan yapmanız gereken işlem şu şekilde. Geliyorsunuz. Şuradaki overseas'den kopyalıyorsunuz. T aşağı kadar kodun tamamını kopyalıyoruz. Burada en son nerede bitiyor derseniz geliyor tekerlerde bitiyor. Buradan da en aşağı iniyoruz dorsiyonumuzun. Tekerler nerede bitti? Burada bitti. Buraları almayın. Buralar başka. Buradan tekerlerden tutuyoruz. Yukarı doğru çıkıyoruz. Burada nereye kadar yapmıştık? Over size. Buraya kadar yapıştırıyoruz. Aşağı iniyoruz. Eklediğimiz imlecimiz nerede? Burada yanım sönüyor. Bir tane boşluğumuz var. Doğru. Yukarı doğru çıkıyoruz. Çıkıyoruz, çıkıyoruz. Over size. Buraya da yaptık. Burada bazen sizlerde böyle olabilir. Siz boşluğu kapatın, düzeltin. Sorun çıkmaması adına. Ha, burada. O zaman kodumuzu yapıştırdık. Doğru şekilde yapıştırdık. Ardından oyunumuza giriyoruz. Bir hata alırsak tekrardan bakacağız. ESC oyunu kaydı tıkla. Bu arada yayın bölümüne geçeyim ben bir. Tamam, burada donmuyor oyun. Oyunu yükle. Yükle diyoruz. Evet diyoruz. Öbür türlü normalde kasa kasa hareket ediyor ama buradayken
OBS işte. Yapacak bir şey yok. Gördüğünüz gibi dorsemiz çalıştı. Eğer ki siz buraya rüzgarlık ekleseydiniz, sıfıra sıfır olduğu için direktmen içine girip kötü gözükecekti. Evet, kilitlenmişiz zaten. Bu şekilde dorsemiz çalışıyor, ışıklarımız da çalışıyor. Kontağı açayım, göstereyim sizlere. Bakın sağ, sol. Tabii bu dorseyi kimse görmüyor, sadece siz görüyorsunuz. Onun haricinde dolduracağız aracımızı. Şimdi ise bir dorsemize bakmak için dorse yöneticisine geliyoruz. Dorsemize tıklıyoruz. Dorseniz burada olmuş halde. Geliyoruz buraya. Şöyle yaptığınızda böyle yüksekte gösteriyor ama sorun yaratmıyor. Bilginiz olsun sizlere. Şöyle gelen hazırda dorsenizi almadan hemen bir modifiyesini çekin. Şöyle küçük tekerler ekleyebilirsiniz. Buraya fark etmiyor her türlü. Bu dorsi birazcık şöyle yukarıda havada kalıyor. Van sebebi vesaire değil. Ama kirkenese giremezsiniz. Çift dorsi olarak geçiyor. Bu birinci dorsi olarak sayıyor. Bu da ikinci dorsi olduğu için sizi kirkenese sokmuyor. Bilginiz olsun. Aa, güzel oldu. Tamam. Tam pas bastık işte. Bu şekilde arkadaşlar. Hemen onaylayalım. Ben dorsemizi çağırayım. Kullan diyelim. Evet diyelim. Yani Könşen'in de bizi bekliyormuş. Hemen F7 Enter yaptığımızda dorsemiz sırtımıza gelecek. Enter bir enter yazdığımızda veya yaptığımızda dorsemiz serviste bizim sırtımızda oluyor. Sol üstte görmüş olduğunuz partner sunucuları da gelen açıklamalarda var. Bu mod Airlines'in sunucusunda paylaşıldı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde sizlere şöyle göstereyim sıfır kamerasıyla çalışıyor. Herhangi bir sorun yok. Tandem dorse bu şekilde yapılıyor. Bu tekerler havada duruyor. Bir tanesi havada duruyor. Yani bunu sıfır gibi kullanabilirsiniz. Yere değdiğini ben hiç görmedim diyebilirim. Bu şekilde dorsemizde böyle editleyebilirsiniz kendinizce. Artık kendinizce ne yapmak isterseniz. Herhangi bir sorun çıkarmıyor. Ban sebebi vesaire de değil. Çift dorse, dorse çıkarırsanız takmanız imkansız. Sadece serviste veya garajlarda dorseyi kendiniz sistemsel olarak taktığınız zaman takılabiliyor. Onun haricinde takılmıyor. Kirkenese giremiyorsunuz bu dorseyle. Onun haricinde istediğiniz gibi takılabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanetsiniz. Bunun kurulumu bu şekildeydi. Görüşmek üzere. Bay bay. Yardım vesaire lazım olursa Discord sunucuma gelebilirsiniz. Bay bay.